Alo. Tuğba Çağlayan İyi Batman. akşam. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuğba Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Soru soracaktım. Buyurun. Şimdi ben Sunni'yim. Evet. Konuştuğum biri var, erkek. Evet. Ben onunla evlenmek istiyorum da ailem karşı çıkıyor çünkü bunun olmayacağını söylüyor. Konuştuğunuz erkek siz Hanefisiniz, Sünni. Doğru Ha, mu? evet, ben Sunni'yim, Şafii. Konuştuğunuz kişi de Şafii mezhebine mi tabi? Ha, onu bilmiyorum. Bir dakika şimdi siz... Ama şey yapıyor. Şimdi ben size açıklayayım da. Buyurun. Kelime-i şehadetleri bizim gibi. İşte namaz, oruç falan. Hepsi bizim gibi yani. Şimdi Alevilerde çeşit Ha ya. Alevi. Ha, siz Alevi, evet. Şafii Hanım kızım, mezhebindensiniz. ondan dolayı endişe yok. Diyelim Evet. ki bak aynen eşhedü en la ilahe illallah diyor, la ilahe illallah diyor. Bak belki de oruç tuttuğu vaki, cuma namazını kıldığı vaki, o halde bu kişi Müslümandır. Müslüman kişiyle de nikah caizdir, sahihtir. Ama hanım kızımız, bu evlilik meselesi hem dünya hem de ahiret hayatını ilgilendiren bir meseledir. Siz 5 kilometreyi görürsünüz ama anneniz, babanız 50 kilometreyi görür. Canım benim anam babam cahil nereden görecek? Öyle dememeli. Öyle dememeli. Onlar ariftir. Alim değilse de onlar ariftir. Fakat şu var, anne baba da inadım inat dedik benim dediğim olacak dememeli. Yani bakın kızımızı biraz da iradesinde şimdi rüştüne ermiştir. Evet. Rüştüne ermiştir. Aklı başında kız. Onlar da ön yargıyla hareket etmemeli. İlla baskı altında tutmamalı. Anlayış göstermeliler. Kızımız da onları kırmadan olursa zaten hele Şafii olunca velinin izni de şarttır. Efendim kızımız da buna riayet edeceğini umarız. İnşallah hocam. Tuğba Hanım. Evet. Aldınız Ben sorunuzu cevap. annem dinliyor da hocam söyler misiniz yani işte versin diye. Annesi dinliyormuş hocam da Keşke babam da rica dinleseydi. eder misiniz diyor, verse diyor annem diyor beni diyor. İsmi ne? Kişinin? Emine. Emine Hanım. Evet. Emine Hanım kardeşimiz. Dinliyor mu acaba Emine Hanım? Emine Hanım Evet, şu an. Ha, dinliyorum selamun sizi. aleyküm. Muhterem bacımız. Yani bakın kızımız aklı başında birisidir. Şimdi dediği kişi ile nikah dinimize göre sahih olur. Değil mi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. Umarız ki namaz, oruç da olabilir. Öyle olunca bu Müslüman kardeşimiz bu. Alevi öyle olunca ben de Aleviyim yani. Bunu nikaha mani görmek doğru değil. Yani siz de ön yargılı hareket etmeyin. Kızımız aklı başında, rüştüne ermiştir. Evet. Yani baskı altında tutmak doğru değil. Ama Evet. kızımıza, Tuğba mı kızımıza? Evet, Tuğba. Tuğba kızımıza deriz ki o da size saygı göstermeli. Yani bu aile meclisi bu işe karar vermeli. Evet hocam. İşin sohbetin başında dedim ya, şimdi Tuğba kızımız belki 5 kilometreyi görür, ana baba 50 kilometreyi görür. Nereden görecekler, nereden bilecekler demek doğru değildir. Onların hayat tecrübeleri vardır. Bu evlilik konusu da son derece önemli bir konu. Hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını ilgilendiren bir konudur. Yani iyice 10 defa düşünüp bir defa karar vermeli bu işe. Kararsızlık da doğru değil de, Evet hocam. durmadan kararsızlık etmek de doğru değil. Ama adam akıllı düşünüp ona göre aile meclisi karar verirse dört başı mamur olmuş olur. Evet. Tuğba Hanım, Evet. O yüzden çok teşekkür ederim. biz Sağ teşekkür olun, ederiz inşallah. sağ Allah olun hakkınızda efendim. hayırlı olanı nasip etsin inşallah. Amin Amin efendim. inşallah. Hayırlı Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ akşamlar. olun Sağ olun. efendim. Hocam.